sende bu güzellik var güzel gelin. O kadar güzelsin sana duyanmam, kollarım boynuma sar güzel. O kadar güzelsin sana doyamam, kollarım boynuma sar güzel gelin. Teşekkür ediyorum. Efendim Ekin TV ekranlarına, Doyumsuz Türküler programına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bizleri her nerede izliyorsanız, gerek Türkiye'nin dört bir yanında, 81 vilayetinde, Edirne'den Ardahan'a, Tokat'tan Sivas'a, nereden izliyorsanız, gerekse Avrupa'nın her bir yerinde bizleri izleyen, Ekin Türk TV izleyen, Doyumsuz Türküler programını izleyen herkese selamlar, saygılar gönderiyoruz. İnşallah bugün de güzel bir program olacak. Bugün çok coşkulu bir program olacak. O zaten belli, kafadan belli zaten. Evet, ben de zaman kaybetmeden program ortağımı davet edeyim. Ondan sonra tabii ki yine konuşmalarımıza devam edeceğiz. Evet, o güzel alkışlarımız benim program partnerim sevgili Gamze'ye gelsin. Thank you.
harikasın. Efendim. Yine bir doyumsuz türküler programından, yine Ekin TV stüdyolarından, yine çok değerli olan cuma gecemizden, cuma akşamımızdan herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz öncelikle. Uzaktan yakından gelen sevgili dostlar, öncelikle sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Hemen akabinde ekranların başında şu anda bizleri izlemekte olan sevgili dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu gece çok güzel olacak. Nadir kalabalık böyle. Ya bu arada ben konumuzu çağırmadan, Allah aşkına herkesin söylediği bir şey var. Gamze, kilo mu aldın? Yok anam. Ekranda kilolu çıkıyormuşuz. Neresi kilo? Topu topu 56 kilo, ötesi yok. Alkış bile yok vallahi. Bu kameramanlar var ya, bu kameramanlar. İnceltin bizi. Yok, biz de öyle, işine geliyoruz. Olsun be, yıllarca zayıf çoruk gezdik, hep çoruk kız dediler. Biraz da kilolu olalım böyle, gerçekler, öyle görünsün. Acıdır gerçekler diyorlar ya. Eyvallah. Ama evet. Harbi bakıyorum da kilolu görünüyorsa. Evet, bugün çok değerli stüdyo konuklarımız var. Kimler? Tokat Almus var da, Oğulbey köyü var da. Onların da güzel başkanı var, onu benim, çağırmadan önce. Benim canlarım, önce. Her zaman söylediğim gibi ikinci köyüm dediğim, Oğulbeyli dostlarımız, Oğulbey Derneği Genel Başkanımız. Çağırmadan önce. Ne yapar? Öncelikle bizlere mesajlar göndermek isteyen dostlarımıza mesaj numaramızı hatırlatalım. Ekin yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı, isteklerinizi bizlere 39-29'a çızıktırıyorsunuz. Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi katkılarıyla programımız, Doyumsuz Türkler programımız devam ediyor sevgili dostlar. Bir alkış da Engin Gayrimenkul'e gelsin. Evet. Ve o güzel alkışlar susmasın. Pazar günü Biga'ya gidiyoruz zaten hep beraber yine. Değil mi? Evet. Şimdi konuğumuzu çağıralım. Ne kadar çok satış, o kadar çok program. Kesinlikle. Satış neden oluyor ama? Güven. Desteği. Önce güven. Evet. Bunları konuşacağız zaten. Evet. O güzel alkışlarımız susmasın. Zuhru mu? Zuhru. Oğul Bey mi? Hangisi? Fark eder mi? Zuhru mu? Ha Zuhru ha Oğul Bey'i. İkisi de aynı. O güzel alkışlar hiç susmuyor. Sevgili başkanımız Halil Demirtaş. Onu sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz başkanımız öncelikle. Hiç oturtturmadan şöyle bir selamlarınızı alalım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir Ekin TV stüdyolarında. Yine Oğulbey köyü coşkusu yaşanıyor. Buraya katılan, buraya kadar gelen tüm kardeşlerimize, Oğulbeylilere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarını yüreklerine sağlık. Şöyle alalım. Evet, yerimize alalım, geçelim yerini. Hemen. Buyurun. Evet. Programa merhaba demeden şu notlarımızı bir okuyalım istersen. Mesajımızı yine ayarlayamadık arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Bu arada mesaj atmayı unutmuyorsunuz sevgili dostlar. Mesaj bölümünüzde Ekin yazıp bir boşluk bırakıp isteklerinizi, dileklerinizi, görüşlerinizi 39-29'a bizlere gönderiyorsunuz. Bizler de dilimizin döndüğü kadarıyla yerine getireceğiz. Şunu sen oku. Şunları hemen okuyup bir geçelim. Hemen mi okuyalım? Evet, Sivas Merkez Ovacık Köyü'nden Turan Çoban ve ailesi. Bizleri izliyor kalabalık bir kitleyle. Tokat Sallanıyor türküsünün olmuş. Tüm Sivaslılara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ordu'dan Oğuzhan Ateş ve Sibel için güzel bir türkü istemişler. Sevgili Oğuzhan ve Sibel'e gelecek. Sunucu Nedim hocamız bir mesaj göndermişti. Sivas Nedim hocamız. Selam olsun. Kalabalık bir kitleyle kahvehanede izliyoruz demiş, reklama girmesin. Kendilerine sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, İstanbul'dan Bahti Koç ve Zehra Koç için yine bir türkü okuyacağız. Onlar bir güzel temennilerini bildirmişler. Niksar Gökçoluk'tan izleyen Şükrü Özden söz yazarımız. Kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm Gökçoluk'a da. Evet, sevgili başkanımız Murat Tuncar, Başçiftlik Belediye Başkanımız bizleri izlemekte. Aynı zamanda sevgili Ali Erol abim bizi izlemekte. Tüm başçiftliğe sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İlerleyen günlerde Başçiftlik Derneği'ni de burada ağırlayacağız. Onun da haberini vermiş olalım. Evet, ayın birinde miydi yoksa? Unuttum. Öyle konuşmuştuk.
Unuttum. Ay, hayır hayır, biri değil. Olur mu? 23'ü. Ocak 23 olması gerekiyor. 22 veya 23. Daha çok var. Yok, bir şey kalmadı. Bir sene var arada. Tamam, o zaman da bu notlarımız evet. Var. Onları okuyacağız. Tokat Çamlıbel açık cezaevi 5. koğuşta yatmak olan Cumhur ve Selçuk'un ailelerine, kader mahkumlarına uzun hava istiyorlar. Eyvallah. Başkanım hoş geldin. Evet, mikrofona konuşan, yoksa kimse seni duymayacak, bir ben duyacağım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın öncelikle? İyiyiz çok şükür, siz nasılsınız? Şükürler olsun, hamdolsun, çok iyiyiz. Oğulbelilere sormak istiyorum, başkanımızı nasıl buluyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Allah'tan bugün cumaymış da trafik varmış. Yoksa sığmayacaktık. Değil mi? Gelirler, canlarım benim. Gelirler. Bir alkış daha gelsin yani. Bu lafın üzerine. Hakikaten. Hüseyin Yıldırım burayı dolduracak mısınız diyordu. İlk defa dolduruyorsunuz. Nasıl olacak? Oğul Bey birbirine kitlenmiş bir aile kitlesidir. Oğul Bey her zaman söylüyorum, örfüne, adetine, töresine en iyi sahip çıkan, köylerin ilk sıralarında gelen bir köyümüzdür. Halkına ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Onlar benim ailelerim, her zaman söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizler de sizleri seviyoruz. Aşağı yukarı 10 senenin üzerindedir. Oğul Bey'e geliyorsunuz evet, yani şey olarak da. Evet. Bütün pikniklerde, düğünlerde. Evet. Olmazsa olmaz gibi bir şey yani. Evet, utanıyorum. Pek utanacak yüzü yok. En sonunda değiştirecekler. Evet, yine tabii dernek yönetimden arkadaşlarımız var. Yine Oğul Bey köyünden. Bir alkış da onlara gelsin. Ali Başkanım'ı görüyorum. Önceki Ali yönetimdeki başkanlarımız burada. Onlara da söz hakkı vereceğiz tabii ki. Ali Başkanımız burada. Dernek yönetimim burada benim. Tam kadro olarak da buradayız. Bilal Tökgöz. Eksik var mı yok mu? Eksik yok. Bekir Ceyit. Harun Tökgöz. Mehmet Aykut. Mehmet Kalınkaya. Ay maşallah. Hepsi buradalar yani. Hepsine evet. De çok teşekkür ediyoruz. Folklor ekibimiz var. Asıl. Devamı da yolda, henüz gelemedi. Ha, tamamlansa ondan sonra. Tabii. Daha bu taraf da bekliyor. Gelecek Allah izin verirse. Evet inşallah. Malum İstanbul trafiği. Servetciğim, hiç vakit kaybetmeyelim. Senden bir türkü alalım. Şimdi, başkanımızla söyleşimiz tabii ki devam edecek. Yöre türkülerinden sonra mı geçelim? Öyle yapalım. Bir tane daha albümden okuyayım da. Bir ayrılık türküsü okuyayım. Bunu da tabii ki Üzey Rayan, Üzey Yılmaz'a da armağan olsun. Ayrılığı sen istedin diyorum. Onu da albümden okuduktan sonra artık canlı türkülerimize devam edelim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hançerledin, ayrılığı sen istedin, yüreğimden hançerledin. Benim bunda kusurum ne, beni dertlere biledin. Benim bunda kusurum ne, beni dertlere biledin. Can dedin canımı verdin, ömrümden ömrümü verdin. Can dedin canımı verdin, ömrümden ömrümü verdin. Madem sevmiyordun beni, hayatından ne istedin? Madem sevmiyordun beni, hayatından ne istedin? Vay beni vay 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 beni, yar beni yar 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 beni. Yalan dünyanın malısı, yalan mısın sen? Vay beni vay 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 beni, yar beni yar 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 beni. Yalan dünyanın malısı, yalan mısın sen? Thank you.
baharlarım kışa döndü. Bak sevincim yasa döndü, baharlarım kışa döndü. Aşk dediğin biraz akmış, gözlerimden yaşa döndü. Aşk dediğin biraz akmış, gözlerimden yaşa döndü. Ayrılığı sen istedin, yüreğimden hançerledin. Ayrılığı sen istedin, yüreğimden hançerledin. Benim burada kusurum ne, beni dertlere bilebilir. Benim bunda kusurum ne, beni dertlere bilebilir. Vay beni vay 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 beni, yar beni yar 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 beni. Yalan dünyanın malsın, yalan düşsün sen. Vay beni vay 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 beni, yar beni yar 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 beni. Yalan dünyanın malsın, yalan düşsün sen. Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi tabii ki mesajlarımızı okumadan önce, notlarımızı okumadan önce senden de bir güzel Oğul Bey'e doğru bir gidek mi? Gidek. Şöyle yürüzün havası istiyorlar zaten ağırlıkta, onu okuyalım. Evet. O zaman şöyle bir sih yapalım kararımızı. Bir yöre uzun havası diyelim. Bu arada da birkaç mesajımızı hemen okuyalım, şunları. Hemen, hemen okuyabilirsin. Tabii ki. Şimdi unutmadan en önemli mesajlardan bir tanesi. Oğul Bey köyünden namı diye Apula mesaj yazmış. Buradan ellerinden öpüyoruz. Rahmetli Menderes'e de Allah rahmet diliyoruz bunu, bu sayede. Alt yazıda okudum, o yüzden bunu buradan söylemek istiyorum. Apula'ya da selam söylüyoruz. Ellerinden öpüyorum. Babam da rahatsızlığı dolayısıyla gelemedi buraya stüdyoya. Buradan anneme de babama da selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Onlar da bizi izliyorlar şu anda canlı olarak da. Bizlere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Evet, ne yapıyoruz? Hazır mıyız? Hadi bakalım. Yoruzun havamızı yapalım. Arkasına bir selam sal yapalım. Beraber okuyoruz. Geçen hafta sevgili Mert'im istemişti. Onlara da armağan olmuş olsun. Evet, bara 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 okuyoruz. Hadi bakalım. Evet. Alkış gelmiyor ki. Neydem sen ellerin, o
Duman tütmez. Koyun güden çoban ateş yakmaz. Eller sevdiğine mektup yazıyor. Muhanet senin ellerin kalem tutmaz mı? Kalem tutmaz mı? Bugünüm dün ne beter. Bir selam
alsam ne olur? Bir sen alsam ne olur? Bu gerimden ne beter? Bir sen alsam ne olur? Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Şöyle sizi arkadaşlar güzel bir hayale yolculuk edeceğiz. Güzel bir fırsata doğru yolculuk edeceğiz. Ama o güzel alkışlarımızla Engin Gayrimenkul adına Suzan Hanım'ı buraya davet ediyoruz. Çirkine düşer.
Yani görünce de tepdürüm şaşar, tepdürüm şaşar. Diken arasında da gül kalmış gibi, gül kalmış gibi. Senede edemedim harman, ayrılığa bulamadım dermanı. Yoğumuş feleğin ne dini ne imanı. Neden beni nazlı yardan ayırdın? Neden beni nazlı yardan ayırdın? Canım kırılsın feleğinden, adi kalemi, adi kalemi. Yazdı yazıyı da doğru yazmamış, doğru yazmamış. Güzeli çirkine de yazarken Allah, yazarken Allah. Başına gözüne de niye doğru bakmamış, doğru bakmamış oyun. Ellik babam gider, ellik babam gidelim. Yolda bayram edelim, yolda bayram edelim. Yolda bayram olmaz, yolda bayram olmazsa yaylamıza gidelim, yaylamıza gidelim. Sarı yüzlü meleğim, sarı yüzlü meleğim, sana düştü dileğim, sana düştü dileğim. Konuşma elleriyle, konuşma elleriyle, dayanmıyor yüreğim, dayanmıyor yüreğim. Allah Allah, haydi Tokat. Şu kızı bana alın, şu kızı bana alın. Anasının gönlü var, anasının gönlü var. Babası da yalvarır, babası da yalvarır. Yazmanda çiçekleri solmaz mı? Başındaki yazmanda çiçekleri solmaz mı? Kız açsana yüzünü de biraz görsem olmaz mı? Kız açsana yüzünü de biraz görsem olmaz mı? Hey, hey.
Kara gözlüm baksana da sevdalandım ben sana. Kara gözlüm baksana da sevdalandım ben sana. Yar üstüne yar sevmekse yakışır mı insana? Yar üstüne yar sevmekse yakışır mı insana? Helal olsun. Reşadiye yollarda yokuş gidiyor yokuş. Reşadiye yollarda yokuş gidiyor yokuş. Baydarlınır yollarda yokuş gidiyor yokuş. Kurban olam sevdiğimde bu nasıl candan bakış. Kurban olam sevdiğimde bu nasıl candan bakış. Daru deresi bayırdan anlarım zayır zayır. Daru deresi bayırdan anlarım zayır zayır. Yari güzel olanlar da gündüzüm bile uyur. Yari güzel olanlar da gündüzüm bile uyur. Hey! Yuvarlanda gel bana, yayla çiçeğimisin de yuvarlanda gel bana. Hangi bağın gülüsünde sarılacağım sana? Hangi bağın gülüsünde sarılacağım sana? Şu an Musun pazarı, şu an Musun pazarı. Oyar çiçek ben arı, oyar çiçek ben arı. Beraber yapsak balı, beraber yapsak balı. Çiçek ben arı, oyar çiçek ben arı. Beraber yapsak balı, beraber yapsak balı. Haydi ol bey. Evet, küçük bir aradan sonra tekrar beraber olacağız dostlar. Hiçbir yere ayrılmayın.
Ayaklarına, yüreklerine sağlık sevgili dostlarım. Sizlerin de ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu güçlü alkışlarınızı ben bir kez daha istiyorum onlar için. Geleceğimizin teminatı, töremizin, örfümüzün geleceğini koruyacak olan gençliğimize. Evet. Güçlü olsun alkışlar ama. Bu az bu. Evet, alkışlarla. Alkışlarla ellerini alıyorum. Ben de bir arada şöyle bir gidiyorum. Başkanım sen gel. Sen gel başkanım. Evet, hepiniz yerinize geliyorsunuz. Şöyle ben mikrofon uzatmak istiyorum bu arada. Evet. Canım kameramanımla karışmadan. Uzaklardan bir dost görüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Almanya Münih'ten gelen sevgili Aydın Derin abim ve arkadaşları, yeğenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kendileri Ordu Pelitözü'nden. Ordu'ya da selamlar olsun. Şöyle yaklaşmak istiyorum. Yine dernek başkanlarımızdan, eski dernek başkanlarımızdan Ali Özer Beyefendi burada. Kendilerine mikrofon vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benden daha eski başkan var burada. Alan Çelli bizden de eski bir başkan. Önce ben ona vereyim istiyorsan, sonra ben alayım. Ama aynı zamanda köyümüzün ağasıdır Alan Çelli Bey. Köyümüzün tescilli ağasıdır yani. Çok teşekkür ediyorum Halil Başkan'a, evet. Da Ali Başkan'a da. Bizler beraber büyüdük. Beraber aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı şekilde dernek başkanlığı yaptığımız dönemlerde de beraber aynı şekilde devam ettik. Sonradan ben ayrıldım. Ali Başkan devam etti. Sonradan Halil Başkan. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Bu tür etkinliklere katkısı olan bütün arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle iyi ki bu dernek var diyorum. Bu derneğin kurulmasında, bugüne gelmesinde emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dernekçiliğin güzelliği işte burada 10 yaşında, 7 yaşındaki çocuklara Oğul Bey'in kültürünü, folklorunu, elliğini oynatabilmek harbiden çok ayrıcalıklıdır. Herkesten çok ricada da bulunuyorum. Herkes bu derneğe çok sahip çıksın. Oğul Bey Derneği harbiden çok özel bir dernek. Bizde başkanlar yok, Oğul Beyliler vardır. Biz bütün başkanlar burada, bütün Oğul Beyliler burada. Herkese çok saygılar selamlıyorum. Bu arada köyden anne ve babama ayrıca selam söylüyorum. Osman Hanoğlu aradı telefonla. Özellikle selam söyledi. O da derneğin kurucularından ve geçmiş başkanlarındandır. Hepsine çok ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili Halil Başkanıma çok emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Folklorcuları çok güzel yetiştirmiş. Eline yüreğine sağlık. Oğul Beyli olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Bu arada Ekin TV Yönetim Kurulu Üye Başkanı sevgili Hüseyin Yıldırım'a da bir teşekkür ediyorum. Onun sayesinde buralardayız. Onun sayesinde kültürümüzü bütün dünyaya izlettiriyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gamze bizim artık öz evladımız oldu. Kendimizden biri biliyoruz. Keza Servet Bey de öyle. Onlara da bizi programlarla ağırladıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Oğul Beyli olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Ben de sizlerin aranızda olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Ne mutlu bize. Yok öyle bir şey. Hasan Hanoğlu aramızda. Evet, sizden de görüşlerinizi alalım. Buradan köydeki babama, anneme, bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Ve değerli abilerimize, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olay bizi organize ettiği için sizin sayenizde onları da kutluyorum, sizi de kutluyorum. Programlarınızın böyle güzel olmasına devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel temennileriniz için. Konuşmak isteyen şöyle alalım. İsmim Ömer Demirtaş. Ekranlara başında bizleri izleyen ve stüdyoda bulan tüm konuklarımıza saygılar sunuyorum. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ekranlarda bazen gördüğümüz Menderes'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Acımız buraya geldi, acımız tazelendi diyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de çocuklarına başsağlığı diliyorum. Hayatta başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim gani gani, evet, rahmet eylesin. Şöyle... Çok özür diliyorum Servet'im. Bir kişiye daha mikrofon verelim. Bir tane bir bayana vermek istiyorum.
Kaçma, kaçma. Fatma. Oğulbey köyünde oturmakta olan anneme, babama, babaanneme çok selam ediyorum. Teşekkürler. Helal olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isteyen herkese mikrofon vermek istiyorum ama zamanımız baya bir azaldı. Bir Akkuş'un Gürgen'ini alalım. Sadece iki dörtlük. Hemen arkasından bütün Oğulbey'i halay için bekliyorum. O zaman ben şöyle birkaç tane mesaj okuyayım şu Akkuş'un Gürgen'lere de kimlere armağan olsun. Servet ve Gamze Hanım yine coşturdunuz bizleri. Ben Tepecik Sultan Hamamcısı Togatlı Necdet Gök sizden babama, anneme, hanıma, çocuklara ve bir tozanlı türküsü istiyorum demiş. Necdet abi çok teşekkür ediyorum. Servet Bey ve Gamze Hanım süpersiniz. Ben Tepecik Sultan Hamamından Kezeci Turan Polat. Torunlarıma, aileme, beni sevenlere bir türkü istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sivas Yakupoğlan Köyü'nden Ali Karahan, Gamze Bacım'dan Gezelim Görelim Sivas Seyli'ni istiyorum. İzmir Alaca'da oturmakta olan kızıma ve akrabalarıma gelsin. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ediyoruz. Bekir Atık programımızı beğenerek izliyorum. Tüm Atık ailesine gelsin demiş. Servet Bey iyi akşamlar. Ben Tokat Cihet'ten Tugay Yıldırım. Fadik türküsünü söylerseniz sevinirim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Tugay'cığım. Dün akşam beraberdik zaten. Evet, devamını okuyacağız mesajlarımız. Bir sürü evet, mesaj. Görüyorsun. Ben okuyabilir miyim? Hemen okuyalım o zaman. Alalım, türkümüze geçelim. Hızlı. Bu arada Osman Yürekli, Adeli istemiş Niksar Devlet Hastanesi'nden. Bu hafta yetişmese de bile şu andaki türkülerimiz armağan olmuş olsun haftaya inşallah. Buyurun başkanım. Oğul Bey'in ormanında akşama ne yatıyordular? Bu saate kadar yatmadılar. Herkes mesaj atıyor oradan. Buradan onlara da selam göndereceğiz tabii. Güzellikler Oğul beraber Bey, olur muhtarımız tabii ki. Mesaj istersen. Atmış. Hemen okuyayım ben. İyi yayınlar dilerim. Ben Oğulbey Köyü Muhtarı Yusuf Kayın. Öncelikle köyümüz adına böyle bir program düzenlediğiniz için sizlere, tüm ekibinize sonsuz teşekkür ederim. Değerli Başkanımız Halil Demirtaş, orada bulunan ve bizleri izleyen tüm köylülerime, dostlarıma selamlarımı gönderiyorum. Söylediğiniz bütün türküleri Erzurum'da bulunan kızım ve damadıma armağan ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim, sevgilerimle demiş. Muhtarımıza bir alkış gelsin. Ali Başkanımın kızı da Sakarya'da okuyor. O da bize mesaj göndermiş. Cansu arkadaşlarıyla beraber bizi izliyor. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. Sevgili Cansu ve tüm ediyoruz. Arkadaşlarına selam olsun. Evet, türkülerimizi devam edelim. Senin mesajlarımız yine okuruz ara ara. Evet, şöyle gelsin dörtlük. O zaman alkışlar. Cansu. Evet, bu okuyacağın türkü aynı zamanda Tokat'a, Ordu'ya, Leşadi'ye, Baydarlı'ya gelsin. Cengiz Polat abimden selamlar olsun. Haydi bakalım. Geçemiyor.
akıyor erma. Her yiğidi karı değil, sözünde durma. Rişadiye yavaş. Hele hele.
uykuda, ellerden uykuda. Ben yarın derdindeyim, ben senin derdindeyim. Tokat yatmış uykuda, tokat yatmış uykuya. Ben senin derdindeyim. Aynı zamanda Atatürk Aile Çay Bahçesi sahiplerinden sevgili Keramettin abime ve tüm müşterilerine de gelmiş olsun. Başkanım. Hazır mıyız? Yoruldun mu? Bir telefonumuz varmış. Cansın. Alo. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Servet Bey. Özcan Parlak. Evet Servet Bey. Demek ki Oğuz Bey'di. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Şimdi dernek ne iş yapar ya, tam yerinde. Özcan Parlak Oğul Bey'di ama nerede doğdu biliyor musun? Almanya'da doğdu. Ama 50 buradakilerin hepsinden daha iyi oynar. Oh. Oh, helal olsun. İşte bu dernek bu. Dernek ne iş? Derneğin asıl görevleri bunlar. Kültürünü, yani gurbetteki insanlara kültürünü, adetini, kültürünü. Almanya bile olsa. Ya Almanya'da doğdu o çocuk. Sen bildiğin gibi doğdu. O zaman burada söyleme başkanım. Yahu canım 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 canım, gel şöyle ortamıza gel Allah'ını seversen. Ecikdöt'e git, kameralara yaklaşak pıdıl pıdıl böyle. Başkan maşallah bugün uçuyor iyi. Ya evet. Onun doğal konuşmasını zaten çok seviyorum. Her zaman söylediğim gibi doğallıktan yanayım. Almanya'da büyümeyle, tabii ki tanıyorum. Almanya'da büyümeyle illaki oranın örf adeti olacak diye bir kaydı yok. Özcan abi konuşsun isterseniz. Alo. Özcan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Servet Özcan. Bey, Gamze Hanım, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar efendim. Alo. Hayırlı yayınlar efendim, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde dernek başkanımız Sayın Halil Demirtaş ve yönetim kurulu üyelerine ve Tokat Oğul Bey köylülerinin tümüne selamlarımı, saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Derneğin ve dernekçiliğin önemini anlatan çok küçük bir şey anlatmak istiyorum vaktinizi alırken. Buyurun. Kusura bakmayın. Şimdi ben Halil Bey'in de söylemiş olduğu gibi Almanya doğumluyum. Almanya'dan buraya geldiğim zaman ne köylümü tanıyordum, ne akrabalarımı tanıyordum, ne arkadaşlarımı tanıyordum, hiç kimseyi tanımıyordum. Ne zamanki derneğe adımımı attım, bütün köylülerimi tanıdım, bütün arkadaşlarımı tanıdım.
bütün örf ve adetlerimi öğrendim. Bütün köy yöresel oyunlarımızın hepsini öğrendim. Benim bütün köylülerimizden tek ricam var. Dernekten kimse uzak kalmasın. Gençlerimizin tamamını bu derneğe adapte edelim. Derneğimize üye olmaktan kaçınmayalım. Benim gibi nice belki de dışarıda arkadaşlarımız var. Örfün adetini çok iyi bilmeyen, akrabalarını çok iyi tanımayan, arkadaşlarını çok iyi tanımayan, bize özümüzü, benliğimizi, kişiliğimizi öğreten bütün duyguların hepsi bu dernektedir. Çok teşekkür ediyorum sevgili Özcan. Teşekkür ediyoruz Özcan Bey. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Örfümüz adetimizi yurt dışındakilere de aşılayan, buranın bütün kültürünü oraya da aktaran en büyük elçilerimizden birisidir. Türk Dernekleri Başkanımız sevgili Aydın Derin aramızda, Almanya'dan ona da çok teşekkür ediyorum. En büyük elçilerinden birisidir o da. Teşekkür ederiz. Bak. Evet. Özcan bir de, abi, bir şey daha söylemek istiyorum. Alo. Son Alo. Sözlerini alalım Özcan Bey. Orada çok sevdiğim iki tane arkadaşım var benim. Erol Kalınkaya ve Osman Hançerli. Onlara da çok çok selamlarımı söylüyorum. Hayırlı yayınlar efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hemen yerimizi alalım. Başkanım, ben sana şunları sormadım. Türkülerle devam edelim ama. Derneğimizde faaliyetler neler, ne zaman kuruldu, ne kadar üyemiz var gibi. Adam klasik soruları farkındaysanız size zaten sormadım. Zaten terlemiş. Niye sormadım? Çünkü zaten görünen köy kılavuz istemez. Bu köyde bir başkanlık sistemi diye bir şey yok. Herkes başkan. Çünkü herkes gönlünü koymuş. Herkes taşın eli altına elini koymuş. O yüzden Oğul Bey'i ben canı gönülden bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Sormamıza gerek var mıydı başkanım? Soruyorum sana. Buradaki, var mı anlatmak istedikleri? Buradakilerin hepsi Halil Demirtaş'tan daha çok başkandır. Derneğe hizmet etmek için Halil Demirtaş'tan daha çok başkandır bunların hepsi. Eyvallah. Yani adamlar ta nereden geldi biliyor musun? Kayış Dağı'ndan, Başıbüyük'ten, Pendik'ten. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Cuma günü bu trafikte oradan geldiler. Bu kültüre hizmet etmek için geldiler bu insanlar buraya. Bu Oğul Bey'in hepsine çok teşekkür ediyorum. Birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Birbirlerine ne kadar saygı ve sevgi içerisinde olduklarını gösterir. Gerçekten onur verici bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Bu gece bizleri burada gerçekten çok onurlandırdınız, çok gururlandırdınız. Ben Oğul Bey'i kalabalık kitle halinde görmeye alışkınım. Azlık olsa gerçekten çok çok üzülürdüm. Her zaman söylüyorum benim ikinci köyüm. Servet'te de büyük emekleri vardır. Doğru mu kardeşim? Kesinlikle. Oğul Bey bizim her zaman beraber olduğumuz bir köy. Zaten yakın köylerimiz yakın. Almus, Oğul Bey, Cihet. Evet. Servet Bey'in ilk kasetinde biz... Çok büyük destek gördüm ben. Unutulmaz yani. O destek vermişti o bile yoktu. Çok teşekkür ederim. Evet başkan, notlarım var herhalde. Hızlı hızlı okuyalım çünkü sonlara doğru yaklaştık. Şimdi ben... Bu mikrofon tutma işi de zor iş. Ben tutayım. Derneğin faaliyetlerin nedir diye sordun şey olarak. Ben kısaca şöyle bir özet geçeyim. Çok insanları sıkmadan. Şimdi dernek, sosyal dernek demek İstanbul'da büyük şehirlerde derneğin özü nedir? Bak bu çocukları ben dedim ki Fox'cileri televizyona çakacağız. Gelin bakayım dedim. Hemen orada bu ikinci oynayışları beraber. Çok hızlı bir organize olma şekli. Aynen öyle. İkinci oynayışları. Çok güzel. Ayağını yanlış basan var mı? Yok. İşte derneğin şeysi bu. Bu çocuklara böyle bu kültürü, bu örfü, bu adeti öğrettiyse, bunlar unutmadıysa, yaşayabiliyorsa, bugün İstanbul'da bunlar yaşayabiliyorsa dernek bu. Tabii ki. Yine de biz genel itibariyle köyümüze de yapıyoruz hizmetlerimizi. Yani bunlar kültürel faaliyetler. Köyümüze mesela bir çeşme yaptık. Köyümüzde okulluk kapalıydı bizim, çocuk olmadığı için. Başkanım, köydeki çeşme altoluklu muydu Allah aşkına? Doğru hatırlıyorum değil mi? Bak sen bile biliyorsun 6 tane oğlu var. Altılık değil evet. mi? Yok böyle bir şey maşallah. Millet susuzluk yaylada. Çekerken yaylada Allah hakkında. Evet çok güzel. Evet başkanım. Okulu vardı mesela. Okul kapalıydı. Burayı köyümüz için sosyal tesis ve de muhtarlık olaraktan dernek organize etti. Yaptı. Bunun masraflarını üstlendi. Köyümüzde muhtarın da öndürlüğünde bunları yaptık. Dernek İstanbul'da ne yapıyor? İstanbul'da çocuk okutuyoruz. Öğrencilerimiz var. Burs veriyoruz.
dernek olaraktan 7 tane sanıyorum 7 tane öğrencimiz var. Onlara burs veriyoruz. Onlara da yani katkı da sağlamak istiyoruz. Bu konuda buradan da duyuruda bulunayım. Yani bu arkadaşlarımıza burs vermek isteyen yani dernek olaraktan biz veriyoruz ama yani biz bu işi biz de veririz diyenler derneğe müracaat edebilirler yönetim arkadaşlara. Ama biz dernek olaraktan bunu veriyoruz. Bir şikayetimiz yok. Ya böyle bir şey de bizim de çorbamızda tuzumuz olsun diyenler yine de şey müracaat edebilirler. Evet, bireysel olarak katkıda bireysel bulunmak olaraktan. İsteyenler derneğe başvurabilir. Şimdi evet. Köyde 2016 yılında bir projemiz var bizim. Dernek olaraktan bunu şimdi bizim Oğulbey köyü olaraktan bir meyve kültürü var bizde. Bu hiçbir yerde yok. Almus'ta yok, Tokat'ta yok, İstanbul'da yok. Hiçbir yerde görmedim ben. Bu da bizim ta dedelerimizden belki daha geriden gelen bir kültür. Bu zamanla Anadolu'ya insanlar geldikten sonra bu diplere işlenmediği için orada bu meyveler yok olma aşamasına geldi. Yok oldular bu kültür, yok oluyor. Biz bunu dernek olaraktan bir öncülük yapalım dedik. Bu sene 2016 yılında bunu projeye aldık. Köyümüzde muhtarın da öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü'nün gelir getirir projesini kapsamına sokaraktan Kapılık'tan yaylaya kadar olan bölümü meyvalık fidanlık olaraktan devlet fidan dikecek. Biz de köyümüzdeki kültür meyvelerini işte armut, kabuğu kalın, penelo, arhabet, küptüşen, çördük. Bunların hepsini oradaki meyveleri aşılayacağız biz de. Devlet bunun fidanlamasını yapacak. Biz de genç olan meyvelere orada aşılama sistemi yapacağız. Yani kültürümüz yok olmasın. Bu 2016'da olacak. 2016'da Mart, Nisan ayı içinde yapacağız. Bu bir ay süre içinde. Çünkü bunun süresi o kadar şey olarak da. Arkadaşlar da huzuruna da hazır olsun. Aşılama sistemi. Bu da 2016 olarak da bizim projesi. Zaten piknikleri geceyi söylemeye gerek yok. Senede bir tane gece, bir tane piknik yapıyoruz şey evet. Olarak da. Bu sene yine Allah nasip ederse Oğulbey'de olacağız. Evet, Ocak'ta. Ocağın 31'inde yine buradan söyleyelim. Bazılar Halk Sarayı'nda. Tam sistem oturmadı galiba. Tam oturmadı. Görüş başlamalarında. Ama tarih şey. Oturdu. Tarih oturdu. 31 Ocak'ta Bağcılar Halk Sarayı'nda gecemiz olacak. Bunu da buradan duyuralım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Şimdi vedalarımız etme zamanı geldi. Son 3-4 dakikaya girdik. Nasıl oldu ya? Öncelikle daha bir şey demedik. Geldiğin için, bizlere onur ettiğin için başta siz sevgili başkanımız Halil Bey'e ve siz sevgili Oğulbey halkına ve yine dışarıdan gelen misafirlerimiz, Ordu'dan, Almanya'dan gelen misafirlerimiz var. Farklı yer noktalardan hepinize canı gönülden ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradaydınız. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Bendeniz vedamı edeyim sevgili dostlar. Haftaya aynı gün aynı saatte. Aha. Ben bir şey görüyorum. Etmeyeceğim vedamı, bir dur. Veda edemeyeceğiz. Etmeyeceğim. Daha türkü söyleyeceğiz. Dur, daha buradayız. Abim yazıyor. Kara tahtayı aldı. Cansın ya. Şimdi yemin ediyorum. Hüseyin Bey'e teşekkür cansın. Ediyoruz. İşte Oğul Bey farkı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok. Başkanım, ben bir şey daha eklemek istiyorum. Özür dilerim. Türkülerimiz çok, var. Bir şey daha eklemek istiyorum. Çok önemli. Var. Şimdi biz dernek olaraktan İstanbul'daki daha doğrusu gurbetteki insan, köylülerimizin kimlik bilgilerine ulaşmak istiyoruz. Onun için de böyle bir şablon düzenledik. Bunu arkadaşlar bir şekilde ulaştıracak toplu halinde. Burada da ulaştırabilir. Burada da var ama biz elimizden geldik kadar İstanbul'daki ve de diğer illerdeki köylerimize tümüne ulaştıracağız. Burada ne amaç nedir? Köylülerimizin kimlik bilgilerini ve de telefonlarını, e-maillerini bir arada tutup bir hastalık olduğunda kanda işte ne bileyim bir iş birisi iş arıyordur, birisi işçi arıyordur. Bu tür şeylerde faydalanmak istiyoruz köylerimizi birbirleriyle. Onun için böyle bir şablon hazırladık. Tokat Almus Oğulbey Köyü Aile Kimlik Bilgileri diye bir şablon hazırladık.
Bunu bir şekilde ulaştıracağız biz köylerimize. Burada da var. Arkadaşlar çıkarken arkadaşlardan temin edebilirler. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Ekran başında bizi izleyenlere, başta Oğul Bey'de, Anadolu'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde buraya kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Davul zurnamız hazır mı? Onları şöyle alkışlar eşliğinde alalım. Sivas ağırlamasıyla. Sivas ağırlaması oynuyoruz arkadaşlar. Bunun bir adı da o zuhur halayı, biliyor musun? O zaman bir ufak reklam arası verelim. Reklam arasından hemen sonra oynayalım. Buzun olsun şöyle, hadi bakalım. Sık bana
kurtul sevdamdan. Gönül yaramdan, yürek yaramdan, kara sevdamdan, kurtul sevdamdan. Gönül yaramdan, yürek yaramdan, kara sevdamdan, kurtul sevdamdan. Gönül yaramdan, yürek yaramdan, kara sevdamdan. Vay vay vay. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir türkü. Evet, buradan Kerem Özdemir'e ve Sivaslı Nazo'ya da buradan selam gönderiyorum. Yüreklerine sağlık. Evet, programımızın sonlarına geldik başkanım. İki tane mesajımız var, onları okuyabilir miyiz? Okuyalım, üçünü de okuyalım. İki tanesi, ikisini okuyalım. Tamam, Tokat Almus, Oğulbay Köyü'nden Dingil'in İsmail'in oğlu, ben Mehmet Savaş köylülerim selamlıyorum demiş. Evet, okuyacağım, onu da okuyacağım. Programımız başarılar diliyorum dernek kurucularında rahmetli olan dayım İbrahim Bayrak'a da Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Servet Bey'e, Gamze Hanım'a, Halil Başkanımıza, tüm Oğulbeyli köylülerimize selamlarımı sunuyorum. İBB Destek Hizmetleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanı Osman Savaş Bey mesaj göndermiş. Helal teşekkür olsun. Ediyoruz. Eyvallah. Hasan Cansever, sizleri Gaziantep'ten izliyoruz. Dünürüm Halil Demirtaş nezdinde, başta ailesine, Zehra kızıma, Adem damadıma, Tokat'ın sıcak kanlı güler yüz insanlarına, Ekin TV'ye kucak dolu sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Şifa bekleyen Ali Demirtaş amcamıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Haydi ellik oynamaya, hep beraber sizlere de burada ellik istiyorum demiş. İyi yayınlar, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Antep'ten izliyorlar bizi. Dünürüm. Geldin ya. Evet, geldim. Orada ellikte öğrendiler işte bunlar bak. Ta Hayır, nereden maşallah. Öğrendiler? Oynuyorlar maşallah. Şimdi orada. Evet, yavaş yavaş toparlıyoruz, programımızın sonuna geldik. Başkanımızın son sözlerini alalım. Şu notlarımız, saygılar sunuyoruz. Notlarımız, çok teşekkür ediyoruz. Bizim kadar da ellik oynamayı öğrendiler. Bizim kadar da ellik oynamayı biliyorlar. Bilirler. Evet başkanım, evet, şu notlarımızı bir okuyalım. Başından beri böyle kaldı. Ne demiş? Ormanbeyli Köyü, kardeş köyü olarak da demiş. Melih Sultan, yayla şenlikleri, kurucusu Osman. Osman Balcı abim aramızdaymış. Selam gönderiyoruz bütün Ormanbeyli köylülerine. Selam olsun, inşallah bu şenliklerin devamını bekliyoruz demiş. Evet. Teşekkür ederiz Osman Bey. Niksar Baş Çiftlik'ten, Hatipli'den dostlarımız izliyormuş. Faruk Akkoç ailesiyle birlikte bizleri izliyormuş. Adem abim ve Fatma ablam, Fatma Akkoç ablam, buradan selam gönderiyorum. Evet, Alaca'ya selam gönderiyorum. Hasan Üzen abime buradan, kol köylü dostum, ona selam gönderiyorum. Cihet'ten bizi izlemekte olan Mesut Taşkın'a buradan, Gamze'den bir türkü istemiş, ona selam gönderiyoruz. Tüm türkülerimiz onlar için gitmiş Reşadiye olsun. Reşadiye Kapaklı Köyü'nde Halil Yıldırım abim, Reşadiye de bizleri izliyormuş, teşekkür ediyoruz. Evet, Seval Genç, Nafiye ablam, Nafiye Genç, bütün Gölgeli köylülerine bu selam gönderiyorum, onlar da bizi izliyormuş. Evet, böyle programımız. Akarçay'dan Sabir abim, Sabir abime buradan selam gönderiyormuş, o da bizleri izliyormuş. Yine Ankara'dan dostlarıma selam gönderiyorum. Geçen hafta konuğumuz oldu. Ankara'dan geldi. Yağmur Karakut. Kardeşime buradan selam gönderiyorum. İlhan Özdemir abime ve Leyla ablama da buradan selam gönderiyorum. Bu arada yurt dışındaki dostlarımızı da unutmayalım. Tüm gurbetçilere de selam olsun. Tüm türkülerimiz onlar için olmuş olsun. Evet. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte diyorum. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden sevgi, evinizden huzur eksik olmasın derken, bu arada, ekranları başında ve stüdyomuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizlere destek veren, unutmayalım lütfen, Engin Gayrimenkul'e asla çok teşekkür unutmayacağımız ediyoruz ve pazar günü biz hep beraber Biga'ya gidelim, gelin son fırsatları değerlendirelim gerçekten. Zaten Oğulbey Köyü'nden gelen dostlarımız var, Hüseyin abim her zaman olur, Hüseyin Çağman. Herkesi tavsiye ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Fırsat her zaman ele geçmez. Yatırım yapmak istiyorsanız böyle güvenilir adres Engin Gayrimenkul. Ekranlardan numaraları geçiyor zaten, 0212
450-10-24'ü mutlaka arayın. Ertelemeyin diyorum ben. Evet, neyle devam ediyoruz? Senin de sözlerini alalım son. Servet. Ben burada olmaktan her zaman olduğu gibi mutluyum. Önümüzdeki cuma akşamı 22'de tekrardan burada olmak dileğiyle diyorum ben. Bu arada arkadaşlarımızın ellerine, yüreklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz bütün sizlere. Bütün dostlara da çok çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Evet başkanım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ekranın başında bizi izleyenlere, buraya kadar gelen stüdyoya kadar konuk arkadaşlarımıza, dostlarımıza, köylerimize, akrabalarımıza. Fatma'nın kızı Emem gelmiş, ona da selamlar ediyor. Buraya kadar gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Zuhru Halay'la programımızı devam ettiriyoruz inşallah. Zuhru Halay. Zuhru Halay. Davuzun ekibimiz hazır mı? Hadi bakın. Haydi bakalım. Devam. Evet, zurnamız.